Baş boyun anatomisi ile devam ediyoruz. Bakın şöyle yer tanım yapacak olursak lokasyon olarak baş boyundaki bazı bölgeler regio capitis, regio bölge demek, capitis baş demek. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı ve 6 numaralı alanlar. Regio facialis yüz bölgesi demek. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve çene ucunun içine alacak şöyle bir alan yüz bölgemiz. Regio cervicalis baş, boyun bölgesi demek. şu alanları 15, 16, 17, 18 numaralı alanları alan bir alan. Regio infratemporalis ve Regio ptergopalatina da diğer önemli bölgeler. Onlar şöyle. Bakın şurası e, temporal kasın, musculus temporalis'in çiğneme, dört tane çiğneme kasımız vardı. Bir tanesi musculus temporalis'ti. Onun oturduğu fossa temporalis. Buraya temporal bölge dersek, şurası bakın arcus zygomaticus. E, Zygomatic kemiğin uzantısı. Arkadan da temporal kemiğin uzantısı. Şöyle bir ark yapısı. Şöyle bir kemer yapısı oluşturuyor. Buna arcus zygomaticus diyoruz. E, burası temporal bölge. Şurası da fossa infra veya regio infra yani infratemporal çukur veya infratemporal bölge. Regio ptergopalatina ise bakın şurası. Şurayı kırmışlar. Ee, neresi burası? çıkartmışlar. Ee, arcus zygomaticus çıkartıyoruz. İlerliyoruz. Bakın şu maxilla şu sfenoid kemiğin ...Prosiosus ptergoideus'u kuşa benzetmiştik. Bunlar kuşun ayakları bakın şurada. Şurada bir yarık var. Buna Fissura pterigo maxillaris diyoruz. İşte bu Fissura pterigo maxillaris'ten ilerlediğimizde... ...bakın şöyle bir şematik halde de çizmişler. Fissura ptergo, e, pterigo maxillaris'ten ilerlediğimiz zaman... ...bakın şöyle iki numaralı yer demişler. İşte burası içerideki odaca Fossa pterigo palatina veya Palatina, Ptergopalatina, Palatin bölge anlamı veriyor ee, anlamında. Biraz daha ilerledik mi yapıdan da, bakın 3 numaralı yerde Foramen Sphenopalatinum içeride. Burası da e, nazal kavite, burun boşluğuna bizi bağlayacak e, Foramen Sphenopalatinum denen e, delik. Bunun içinden Arteria Sphenopalatina geçecek ki burnu besleyen en büyük arterdir kendisi. Bunları göreceğiz. Bu fossa pterigo içindeki yapılar ve infratemporal fossa içindeki yapılar önemlidir. Bunları göreceğiz, inceleyeceğiz bunları. Fasya yapılarına baktığımızda baş boyundan işte deri, derinin altında bir yüzeyel fasyamız olacak. Yüzeyel fasyamız gördüğünüz üzere yağdan zengin, Hemen deri altında. Telasub da deniyor buraya. Deriye yapışık deri altında. E, derin fasya ise, fasya profundus ise e, kasları böyle kompartmanlara ayıran, kasları sıkı sıkıya saran önemli bir yapı e, fasya profunda. Baş boyun kaslarının kökenleri nereden geliyor dersek bakın bu bir embriyo. 32. günü 32 günlük bir embriyo yapısı. Bakın şu optik plakotu, şu nazar plakotu buradan e, göz ve burnumuz oluşacak. Fronto e, belirginlik burada işte alın ve burun böyle kapanacak. şunları bakın şunlardan da bunlarda e, bunlar da bakın şuradan farings, bunlar da faringel arklar. Faringel arklarımız 1 2 3 4 5 6 birleşik 5 tane faringel arkımız var diyebiliriz. Bunları göreceğiz. E ee, bakın bu hart kalp karaciğer üst ekstremite. Şunlar da somit yapıları. Bunlar somitler de trilaminar germ diskiki'nin 3 3 e, yapraklı germ diskinin Orta tabakası mezodermden gelişen somitler, bunlar daha sonra dermatom, sklerotom ve miyotom olarak ayrılacaklar. E, sklerotomdan kemik, ama hangi kemikler? Medulla spinalis içine alan e, vertebralar gelişecek ve vertebraların uzantıları olan kaburgalar da gelişecek. E, dermatomdan, e, 35 tane somitin dermatomundan her bir spinal sinirin e, gideceği deri oluşacak, derinin bir bölgesi oluşacak e, miyotomdan da e, spinal sinirinin gideceği kas yapılar, çizgili kas yapıları gelişecek. Bakın şunlar faringel artlar dedim. Faringel artların birincisi maksiller mandibular ark. Maksiller mandibular ark. Bakın bu yapıdan ne gelişecek? Kemik olarak bakalım önce. E, bakın mandibula, ve maxilla gelişecek adı üzerinde. Bir de malleus ve incus gelişecek ki malleus, incus ve stapes hatırlarsanız, hatırlarsanız orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemiklerimizin isimleriydi. Demek ki çekiç ve örs e, kemikleri e, birinci faringiyel arktan, birinci yutak arkından gelişecek. Siniri bakın, siniri e, faringiyel arktan sinirleri şöyle 5, 7, 9 ve 10 numaralı kranial sinirler diye aklımızda kalabilir. 5. E, kranial sinirimiz nervus trigeminus, 1. arkın. 2. arkın siniri 7. kranial sinirimiz nervus facialis. 3. kranial arkamızın siniri 9 numaralı kranial sinir nervus glossopharyngeus. 4 ve 6 nolu arklarımızın siniri de nervus vagus 10 numaralı e, Kranial sinirimiz yani 5, 7, 9, 10 diye aklımızda kalabilir. Birinci faringel arkada devam edersek birinci far faringel arkadan bakın ne kaslar geçecek. Aynı zamanda e, nervus trigeminus'un innerve ettiği şu kaslar, musculus mastication yani çiğneme kasları. Hatırlarsanız 4 tane çiğneme kası vardı. Bu e, baş boyun anatomisi içinde göreceğiz bunları tekrar e, temporal kas, şuradaki Ağzımız sıktığımızda şöyle elimize gelen massa telkası ve içeride e, sfenoid kemiğin e, ptergoid ayaklarına tutunan da e, ptergoideus medialis ve ptergoideus lateralis kasları. Toplam dört tane kasımız vardı. Demek ki o birinci faringelaktan gelişiyor ve siniri nervus, tirgeminus hatta nervus, tirgeminus. Üç tane dalı var. E, Oftalmik, maksiller ve mandibular sırayla dalları var. Ma mandibular dalı. Başka Milohyoid kas da buradan gelişiyor. Milohyoid hatırlarsanız hyoid kemiğimiz vardı şurada. Hyoid kemiğin üstünde ve altında hyoid kemiğe pozisyon veren suprahyoid ve infrahyoid kaslar var. E, bu suprahyoid ve infrahyoid kaslar üst, üstte ve altta e, dörder tane suprahyoid kaslar ve infrahyoid kaslar dörder tane. E, Milohyoid kas, digastrik kas geniohyoid kas ee, e, ve stylohyoid kas. Bunlar suprahyoid kaslar. Suprahyoid kaslar. Tekrar sayıyorum. Milohyoid, geniohyoid, e, digastrik ve stylohyoid kaslar. Bunlar hiyoidi yukarı doğru ve biraz arkaya öne doğru çeken kaslar. Ona pozisyon veren kaslar. E, Bakın bunlardan da milohyoid ve digastrikin ön karnı, ön karnı, digastrik iki karnı demek, ön karnı e, nervus trigeminusun mandibular dalı tarafından inerve ediliyor ve birinci faringeal arktan gelişiyor. Bir kas daha var. Bu da tensor timpani. Kulak içinde iki tane kas var. Biri musculus tensor timpani. Bir tanesi de musculus stapedius. Musculus tensor timpani e membranla timpani yani kulak zarını timpani tens ediyor yani geriyor. Ne için geriyor? E, ses ufak seslerde, e, zayıf seslerde işitmeyi arttırabilmek için kulak zarını tens ediyor, geriyor. Musculus tensor timpani. E, diğer orta kulaktaki kas da Musculus stapedius'tu. Vücudun en kısa kasıdır. Musculus sartorius da vücudun en uzun kasıydı hatırlatmak isterim. Bunlar da birinci faringel arktan gelişen kas yapıları. İkinci faringel arkımız bakın çoğu hiyoid ark şöyle sırayla oluşuyor. İşte maksilla, mandibula oluşturdu. Şimdi hiyoid. Bakın siniri demin söyledim. Yedinci kranial sinir, nervus facialis. Ee, gelişen kemik yapıları stapes, malleus incus birinci faringeal gelişiyordu. Stapes yani üzengi kemiğimiz bundan gelişiyor. Ee, prosesus styloideus, temporal kemiğin, temporal kemiğin şeyler şeyleri gelişiyor. E, bir kalem ucu şeklinde sivri bir çıkıntısı, aşağı doğru bir çıkıntısı vardı. Bu buradan gelişiyor. Bir de hiyoid kemiğin kısa boynuzu, e, gövdesinin üst kısımları yani yüz büyük kısmı da buradan gelişiyor desek yanlış olmaz. Kas yapıları olarak, kas yapıları olarak eee fasyal expression yani mimik kasları, yüzdeki mimik kasları bundan gelişiyor. Başka vücudun en kısa kası, orta kulaktaki vücudun en kısa kalı kası stapedius kası. Bu da stapes'e bağlı. Ee, bu da yüksek seslerde stapesi geriye çekip iç kulağı sesin e, yüksek frekansa gitmesini engellemeye çalışıyor. Kulağı koruyor stapedius kası. Ee, başka başka stilohyoid kas e, ve Digastrik kasın arka karnı. Yani bunlar da e, e, suprahyoid dört tane kasımız vardı. Bir buçuk tanesinin oluşumu birinci gel artan onlar digastrik'in ön karnı ve milohyoid. Bir buçuk tanesi de buradan gelişecek. Onlar da stilohyoid ve digastrik'in arka karnı demek ki ikinci faringel artan gelişiyor. Sinirleri yedinci kraniyel sinir. Üçüncü faringel arkımız siniri glossofaringeus. Dokuzuncu kraniyel sinir bundan da e, hyoid kemiğimizin e, büyük boynuzu, kornu mayoru büyük boynuzu ve hyoid e, şeyimizin e, gövdesinin ufak bir alt kısmı bundan oluşacak. Buradan gelişen kas yapısı da stilo faringeus kası. Stilo faringeus kası. Bu da e, glosso-faringeus tarafından innerve edilen tek kas. Sitiilo-faringeus kası bir faringeus kasıdır. Dördüncü ve altıncı ark nervus vagus tarafından e, in ediliyor. Nervus vagus'un siniri nervus vagus'u, nervus vagus'un e, dördüncü ark, nervus vagus'un laringeus superior dalı. Altıncı ark nervus vagus'un laringeus inferior veya diğer ismi laringeus recurrent siniri tarafından inler ve edilecek. Ee, buradan gelişen kemik yapıları bakın tiroid, krikoid, aritinoid, kornikulat ve kuneiform kıkırdaklar. Bunlar ne? Bunlar larynximizde bulunan kıkırdaklar. Yani gırtlağımızda bulunan kıkırdaklar. Sırayla bakın. Birinci faringeler maxilla mandibula, iki hiyoid kemik, üç de hiyoid alt kısımları, dördüncü ve altıncı arklarda tiroid kıkırdağımızı, şeyimizi, kıkırdaklarımızı oluşturdu. Şöyle bu hatta ilerliyorlar kasları kasları e, larynx'in larynx'i e, larynx'in iç kaslarının hepsi bu 4 altıdan oluşuyor. E, bakın 4'ten krikotiroid kası e, diğer krikotiroid diğer larynx kasları 6. faringel arktan gelişiyor. E, larynx ses telleri vasıtasıyla konuşma. Ses tellerinin açılması vasıtasıyla da Nefesimizin girdiği nefes alma organımızdır. Başka, bakın bazı yumuşak damak kasları da buradan dördüncü arttan gelişecek. Şimdi yüz bölgesine gelelim. Yüz bölgesi derimiz var. Derinin altında e, yüzeyel fasyamız var. Yüzeyel fasyamız var. E, yüzün duyusunu, duyusunu nervus trigeminus 3 dalıyla alacak. Bakın şöyle 3 dalı. Oftalmik, maksiller ve mandibular dalları. Bunların dallarını göreceğiz. Yüzün derin fasyası yoktur yüzeyel fasyası vardır. Yüzeyel fasyası burada iki katmanlıdır. normalde vücudun çoğu yerinde iki katman birleşiktir. Burada iki katman arasında bakın neler var. Şu gördüğümüz mimik kasları var. Hemen yüzeyel fasya derinin altında olduğu için ve deriye yakın ince olduğu için mimik kasları sayesinde biz emoji mimik oluşturabiliriz. Onu yüz altından belli edebiliriz. Ee, diğer kasların e, aksine bunlar fasya süperfisyasının iki arasında. Diğer vücuttaki çizgili kaslarımız e, neyle kaplıydı? E, fasya profundayla sıkı sıkıya sarılıydı ki e, kaslar güç, güçlü kaslar şey yaptıklarında, çalıştıklarında kas dağılmasın diye. Hatta kesilerde vesaire fasyayı fasya profundayla dikerler ki kas dağılmasın kas bir arada kalsın önemli bir yapıdır. Ama mimik kasları fasya profunda ile sıkı sıkıya sayılmış olsaydı biz mimik oluşturamazdık. Dolayısıyla fasya superficialis'in iki yaprağı arasında rahatlıkla mimiklerimizi oluşturabiliriz ve rahatlıkla der altından mimiklerimiz kızdığımız, üzün olduğumuz, sevindiğimiz, sevdiğimiz, belli, sevdiğimizi belli edebiliyoruz. Bu mimik kaslarının innervasyonunu demin söyledim. Nervus fascialis, mimik kaslarının oluştuğu yerlerde ee, neresi ee, şeyler. E, i̇kinci faringel ark, hyoid ark'tan gelişiyor. Bakın bu vücuttaki dermatomlar ve yüzümüzdeki e, yüzümüz, baş boynumuzun e, deri e, baş boynumuzun sinir dağılımı nasıl kimler duysun alıyor baş boynumuzun. Bakın başın duysun alan şey e, yüzün duysun alan nervus tirgeminus. Bu 5. kranial sinir, oftalmik, maksillar ve mandibular dallarıyla üç tane dalı var. Bunlarla bakın yeşille e, boyalı kısımları oftalmik, maviyle boyalı kısımları maksiller, e, kırmızı ile boyalı kısımları mandibular sinir tarafından alınacak şekilde düzenlenmiş. Vücudun diğer kısımlarının Dermatomlarını spinal sinirler alır. Kranial sinirler almaz. Sadece yüzünkini kranial sinirler alır. Bakın hangi spinal sinirler alacak? Bakın şurası ensenin yan tarafı boyun. Buranın duyusunu plexus cervicalis'in duyu dalları alır. Dört tane duyu dalı vardı. Ee, göreceğiz bunları. Ee, occipitalis minor, auricularis magnus, supraclavicular ve transversus cervicalis duyu dalları vardı. Dört tane. Bunlar alacak buranın duyusunu arka tarafın, başın arkasının, ensenin duyusunu da, e, hatta sırtın arka tarafından duyusunu demiştim ki spinal sinirlerin arka dalları alır. Bakın burada da işte C2, C3 spinal sinirlerin arka dalları böyle inecek aşağı doğru. Spinal sinirlerin ön dalları da hatırlarsanız, ne neyi oluşturur? Ramus anteriorları. E, T1-T12 haricindeki o orada interkostal sinirleri oluşturacaklar. E, Pleksuslar oluşturacaklar. C1-2-3-4 Pleksus cervicalis. C5-6-7-8-T1 Pleksus brachialis. E, T12-L1-L2-L3 Pleksus lumbalis. L4-L5 S1-S2-S3 Pleksus sacralis'i si oluşturuyordu. T1-T12 arasındaki spinal sinirlerin ön dalları interkostal sinirleri oluşturuyor. E, i̇ki kaburga arasında interkostal aralıkta ilerleyen interkostal sinirleri oluşturuyorlar. Şimdi yüzün duyusunu alan sinirlerin görelim. Bakın oftalmik sinir şu yeşille boyalı alan, alanlarını alacak. Oftalmik sinirin duyu dalları, yüzün duyusunu alan dallarını şöyle bakalım. Bakın supraorbital ve supra trochlear dallar. E, supraorbital şurada bir foramen supraorbitale veya nervus e, şey insusura supraorbital, supraorbital çentik veya supraorbital delik vardı. Oradan çıkacak e, Supra da gözde bir troklea makara yapımız var kemikçisi yapı. Onun üzerinden çıkıp bakın şöyle alna, alnın, ön, al, alının kafanın ardına doğru şuranın derisinin duyusunu alacak. Hatta saç ekilirken supraorbital çentik veya delik bulunup oralara anasistik madde verilince alın derisi supraorbital blokajla burayı bloke edilebilir. Daha önce bunu demiştik. Ee, yine oftalmik sinirin lakrimal dalının palpebral, göreceğiz oftalmik e, sinirin dallarını ee, bakın onun dalı palpebral dalı. Palpe palpebra demek e, göz kapağı demek. İşte bakın göz üst göz kapağından deri duysu alıyor. İnfratrokler, troklerinin altından çıkacak. Bakın şöyle. O da burnun kanatlarından deri duysu alıyor. Ee, bir de bakın Etmoid anterior sinirinin, oftalmin etmoid anterior dalının e, nazaris externus dalı. Bu da burnun dış kanatlarından deri duyusu alacak. Ve böylece şu yeşilli boyadığımız kısımlardan e, oftalmik sinirimiz deri duyusu alacak. İkinci dalı nervus trigeminusun, nervus maxillares dalı. Nervus maxillares, bakın... 3 tane bunun da deri duysun, yüzün deri duyusunun dalı var. Bir, şurada for, for, e, foramen infraorbital, infraorbital delik vardı. Oradan çıkan infraorbital sinir, bakın alt göz kapağı, burnun kanatlarının kanatlarından de, delik alacak. Zigomatik kemiğimiz vardı. Zigomatik kemiğimin e, bir orbiteye bakan yüzü, bir temporal fosya içeriye doğru bakan yüzü bir de yüze bakan yüzü vardı. İşte zigomatik orbital, zigomatik fasyal ve zigomatik temporal bölgelerde bunlar. E, buralardan zigomatik fasyal ve zigomatik temporal bölgeden delikler var üzerinden. İşte o deliklerden çıkan bakın zigomatik e, fasyal ve zigomatik temporal bakın şöyle şuraların duyusunu alıyor. Bakın şu mavi ile neresi? burnun kanatlarının burnun e, kanatlarının alt kısımları yanak üst dudak ve e, şakak bölge temporal bölgemizin ön kısmının duysunu alıyor gördüğümüz ve üzere nervus maxillaris nervus mandibularis de bakın onun duyu dalları nervus mentalis hatırlarsanız nervus mandibularis e, simbir dalı nervus alveolaris inferior mandibulanın içinden bir kanal, kanalis mandibular e girecekti. Hatta diş hekimleri alt çenede, e, alt dişleri çekerken veya alt dişleri işlem yaparken içe, e, parmaklarını içeri zor sokacaklar. Orada kanalis mandibularisin ağzını bulup oraya anestezik madde verecekler ve infraorbital blokajla e, yarım çenemizin yarısı, oradaki dişlerin yarısı bloke olmuş olacak alt çenemiz için. İşte bu infra e, orbital sinir e, şey e, nervus alveolaris inferior özür dilerim. E, kanala girdikten sonra e, kanaldan kanalın bitişinde şurada bir foramen mental yapımız var. Tam şuraya denk geliyor. Oradan da nervus mentalis olarak çıkıp bitecek. Nervus mentalis de alt dudağımız ve çene ucumuzun e, çene çene ucumuzun e, mentum bölgemizin duyusunu alacak. Başka bakın yine nervus mandibularsin bukkal dalı. O da bukkanın yani yanağımızın duyusunu alacak gördüğünüz üzere. E, ee, temporal dalı var son dalı. O da bakın e, temporal bölgeden yani kulak kepçesinin ön taraflarından ve temporal fosyaya doğru buralardan duyu alıyor ki aurikulotemporal e, sinir e, ilginç bir sinir. Çünkü sinir ikiye ayrılıyor. Göreceğiz onu. İkiye ayrılıyor. Tekrar birleşiyor. Şöyle sinir geçiyor. ikiye ayrılıyor. Tekrar birleşip ilerliyor. E, i̇kiye ayrıldığı yerden de e, arterya meningia media e, meniksleri besleyen en büyük arter foramen spinozma. O yarıktan girip foramen spinozma girecek. Nervus auriculotemporalis böyle önemli bir sinir. Bunlar yüzün duyusunu alan nervus trigeminus'un 3 taneye ait yüz duyusuna alan dalları. Bakın şu boynun ve ensenin yan taraflarının duyusunu alanda demiştim ki plexus cervicalis 4 tane duyu dalı var. Bakın Supra supraklavikular dalı bu klavikulanın üstünden biraz alt kısmından duy alıyor. Transversus cervicalis dalı boynu transvers geçtiği için bu adı vermişler. Boyundan deri dalı alıyor. Ee, bakın şu Ariculars magnustalı. Ariculars magnustalı. Kulak kepçesinden ve biraz arka tarafından duyu alıyor. Yanağın al, arka tarafından duyu alıyor. Ve Occipitalis minor. Bu da ensenin yan taraflarından duyu alıyor. Ee, bakın şurada da platiz makasımızı şöyle kaldırmışlar. Platiz makasını şöyle kaldırmışlar. Bu, bu da bakın sternocleidomastoid kas. Onun altından duysinler çıktığını görün. Altını sternocleidomastoid kas kaldırdığımızda bakın şöyle altında bakın an, plexus servikalisin diğer dalları ve oluşumlarını görüyoruz. Plexus servikalisin bakın bu da e, ansa servikalis dalı. Bu motor dalıydı. İnfrahyoid kasları inler ve ederdi hatırlarsanız. Bakın e, ensenin ve boynun arka taraflarının dalı da ne demiştim? E, spinal sinirlerin arka dalları. Bakın C2'nin arka dalının ismi oksipitalis nervus occipitalis major. C3'ün arka dalının ismi nervus occipitalis tersius. E, C4, 5, 6, 7'nin arka dalları bunlar geliyor. Buradan duyu alıyorlar. Şurada bakın. E, Sternocleidomastoid kası böyle kaldırmışız. Bakın Şunlar suprahyoid kaslarımız. Bakın ee, şu mylohyoid kasımız ağız döşemesini yapıyor. Altta bakın ee, digastrik kasımız var. Onun ön karnı venterantörüyor. Şu da arkaya doğru venter ee, posterioru var. Bakın stilohyoid kasımız. Proses stiloidostan geliyor. tutunuyor. Bir de bakın e, milo içerden içeriden. Dilin hemen aşağısında içeride. Genio kasımız var. O buradan gözükmüyor. Bunlar dört tane e, supra yoid kasımızdı. Şu iki tanesini. Yani digastrikin ventera anterior'unu ve milo kasın siniri nervus, trigeminus'un mandibulardalı. E, stilo yoid ve venter Posterior Digastrik'in arka karnının siniri de nervus Fascialist'i. Geneohyoid kasın siniri e, C1-C2 spinal sinir. Göreceğiz onu birazdan. E, bakın şunlar da infrahyoid kaslarımız, hyoid kemiğimiz. Bakın burası sternum, sternohyoid. Bakın sternotiroid, tirohyoid. Ve arkaya doğru giden, bakın şuradan kesmişler. Onda iki tane karnı var. E, venter e, Superior ve Inferior dalları. E, bu da omohyoid kasımız. Bu dört tane kasın yine üç tanesi siniri Plexus cervicalisin şu dalı. Ansa servikales dalıydı. Şöyle bakın tespih gibi şöyle bir loop yapmış. E, böyle bir dal. Bir dönemet yapmış şöyle. Bakın şu üçlü yapımız e, Carotis Communis. E, şu vena jugularis interna Karotis communis baş boyna Karotis externa olarak eee Interna'da interna da e, temporal kemiğin kanal kanal e, kanalis caroticus'tan girip e, beyni besleyen iki arterden bir tanesi bir tanesi arterya vertebralis ki o da şuradan gözüküyor. O da foramen magnum'dan girecek arka taraftan. Kanalis caroticus'ta şey e, arteria carotis interna da e, kanalis caroticus'tan girecek beyni besleyen iki arter. Vena jugularis interna foramen jugulariden çıkacak e, beynin kafa içinin bütün venöz kanını taşıyacak. E, vena jugularis interna e, foramen jugulariden 9, 10 ve 11. kraniyel sinirlerle beraber çıkış yapacak. Bakın aralarında da nervus vagus 10. kraniyel sinirimiz serseri gezgin anlamında. Bütün vücudun neredeyse parasempatini verecek. Bütün o 12 tane kraniyel sinirin 11 tanesinin işi baş boyunda biterken e, nervus vagusun aşağılarda işte toraksta abdomene kadar uzanacak. Dalları vasıtasıyla oradaki organlara parasempatik verecek. Bunun için serseri gezgin denmiş. Bakın bu skalen kaslar. Skalen anterior, medius ve posterior kası. Anteriorla medius arasında bakın plexus brachialis oluşumu var. Ee, ve arterya klavye var, arterya klavye var. Ee, gördüğünüz üzere, önde bakın sikelan anteriyonun önünde vena subklavya var. Bakın vena klavye e, koldan üst ekstremiteden venöz kanı topladıktan sonra vena jugularis interna da baş boyundan venüs kan topladıktan sonra birleşecekler. Şurada vena bırakıyor sefalikalar oluşturacaklar. Vena bırakıyor sefalikalarda sağlı sollu birleşip e, vena kava superior'u o da o da aşağıda nereye girecek e, kalbe kalbin sağ atriumuna baş boyun üst ekstremiteden e, venüs kanı getirecek. Vena kava superior. Bakın. Ee, scalenius anterior önünde bakın nervus frenicus var. Nervus frenicus bakın C3, C4 ve C5 spinal sinirlerden dal olarak oluşuyor. Buradan iki akciğer arasında medyastene gidecek. Ondan sonra oradan e, kalbi saran perikardın üzerinden oranın duysunu alacak. E, arterven perikardiyak frenika ile beraber oradan şey yapacak. Ondan sonra diyafragmaya gidecek ana inspiratuar, ana nefes alma kasımız olan diyafragmanın inervasyonunu sağlayacak. Bakın şurada levator scapula kasımız var. Levator scapula kasının üzerinde de e, bakın nervus aksesorcusumuz 11. kraniyal sinirler ve bakın C3, C4, e, C2, C3, C4'ten bakın dallar alıyor. Nervus aksesorcusu hatırlarsanız e, sternocleidomastoid kas ve trapezius kasımızın innervasyonunu sağlayacak. Bakın bu plexus cervicalis'in duyu dalları. Demin görmüştük. Bakın iki tanesi şuradan auricularis magnus ve occipitalis minor gözüküyor. Bakın bunlar da arterya subclavian'ın e, ana dallarından arterya vertebralis arterya e, tyroservicalis arterya tiroservikalis tiroid bezini alttan besleyecek ve servikal bölgeye boyun bölgesini besleyecek dalları verecekler. Bakın transversa kolliyi boynu transvers geçen dalı, supraskapular dalı arkaya skapulaya doğru gidecek dalları. Bakın burada da 3 e, tane mayor tüklük bezimiz vardı. Yani büyük tüklük bezimiz, e, parotis bezi, submandibular ve sublingual bezler. Bakın parotis bezi ve submandibular bez buradan gözüküyor. Sublingual bez de dilin altında şuralarda bir yapı olacak. Şu infrahyoid kasları uzaklaştırdığımızda şurada larynx yapımızı yani tı, gırtlak yapımızı göreceğiz. Onun kıkırdakları vardı. Hatırlarsanız kıkırdakları da dördüncü e, 4. ve 6. faringel artlardan gelişiyordu. E, tiroid, Krikoid vesaire kıkırdakları vardı. Bakın şurada e, tiroid bezimizin uzantısı gözüküyor. Tiroid bezimiz gözüküyor. Trapezius bezimiz. E, trapezius kasımız özür dilerim. Trapezius kasımız. Bunlar da kabaca gözüken yapılar. Bakın şu e, plexus cervicalis'in şematik hali. S e, servikal 1, 2, 3, 4. Spinal sinirin ön dalları bakın geliyor plexus servikalisi oluşturuyor. Plexus servikalisin duyu dalları bakın supraklavikular, transversus colli, auricularis magnus, occipitalis minor. Dört tane duydalı vardı. Ee, başka bakın ansa servikalisi oluşturacaklar. Ee, bu da infrahyoid kasların üç tanesini. Tirohyoid hariç üç tanesinin innervasyonunu sağlayacak. Ee, bakın bu nervus hipoglossusumuz. Nervus hipoglossusumuz. Şurada bakın, şurada gözüküyor gördüğünüz yere. 12. krandiyel sinir. Dilin motor siniri. Dilin bütün hareketlerini bu yaptırıyor. 12. krandiyel sinirimiz. Bakın servikal birden nervus hipoglossusa katılan ee, dallar. Bakın geniohyoid ve tirohüid. Bunlar geniohüid, ee, supra... E, hiyoid kaslardan bir tanesiydi. Bir buçuk tanesini dedim nervus fascialis, bir buçuk tanesini nervus mandibularis, nervus trigeminusun dalı, inler ve derdi. Bir tanesi işte geniyoid'in siniri bakın servikal bir. Yine üç tanesini demiştim infrahiyoid kaslar dört taneydi. Üç tanesinin siniri bakın ansa servikalis, işte bunlar omohiyoid, sternotiroid, sternohiyoid, tirohiyoid'in siniri yine bakın C1'den hipoglossa katılan sinir Sa sağlayacak. Ee, başka bakın e, plexus cervicalis sadece infrahiyot kasların innervasyonunu sağlamayacak. Bakın skalen kaslar. E, ee, boyun derindeki longus colli, longus capitis kaslarının, rectus capitis, rectus lateralis kaslarının vesaire innervasyonunu da sağlayan dalları verecek. Bakın gördüğünüz üzere. Bakın C3, 4 ve 5'in birleşmesiyle oluşan nervus frenikus diyafragmanın ana siniri idi. Şu şemada suprahiyoid kasların tutundukları yerleri gösteriyor. Şu da infrahiyoid kasların tutundukları yerleri gösteriyor. Bakın şu stilohiyoid kasımız, stiloid projesi ile arasında. Şu digastrik karnımız, digastrik kasımız, e, ee, bu milohyoid kası, milohyoid ve geniohyoid kaslarını gösteriyor. Çene ucuna ve e, mandibulan içine şey yapan kaslar, tutulan kaslar. Şu da bakın, sternuma tutulan sternohyoid, sternumla tiroid arasında sternotiroid kas, tirohyoid kasımız. Ve omohyoid kasımız. iki karınlı omohyoid kasımız. Bakın skapulayı arkadan tutunuyor. Bu e, Larynx'imiz, tiroid kıkırdak, bu krikoid kıkırdak, İçeride, içeriden baktığımızda epiglotu var hemen dilin arkasında, e, epiglot e, e, larynx'in kapağı diye de geçer çünkü yutkunurken larynx'i kapatır şöyle, arkada aritinoid kıkırdaklar, cuneiform e, ve corniculat kıkırdaklar var aritinoidlerle şu tiroid kıkırdak karşısında tiroid kıkırdak şöyle çok rahat elleyebiliriz. Onlar arasında içeride de iki tane ses telimiz var. Pilka vokalistler. Skalp kafa derisi. Kafa derisine gelmeden bir ara verelim arkadaşlar.